Herkese merhabalar. Ankara'nın başkent olması ve Cumhuriyet'in ilanı konusunu öğreneceğiz. Tankut yanımızda. Birlikte mükemmel bir şekilde bu konuyu sizlerle tekrar edeceğiz. Ve konunun önemi çok fazla çünkü LGS'de mutlaka buradan bir soru gelecek arkadaşlar. Ve bu konuyla alakalı esas bilmemiz gereken şey bunun milli egemenlikle alakalı olduğu. Ve tabii ki inkılap tarihinde esas yapmamız gereken şey konuyu öğrendikten sonra yani konunun ehemmiyetini anladıktan sonra ezberlemek değil. Ne yapmak? Bol bol soru çözmek. Soru çözmek için de zaten biliyorsunuz bizler sizlere farklı farklı kaynaklarımızla, Zoru Bankası'yla, Dinamo Soru Bankası'yla, taktikliğiyle zaten direkt 2022 LGS'de çıkabilecek soruları sunuyoruz. Mesela bu kitaptaki birçok soru 2020, mesela bu soru 2021 LGS'de çıktı. Aynısı çıktı. Biz bu kitabı 2020 yılında öğrencilere sunduğumuzda bu soruyu çözdüklerinde sınava girip dejavu hissi yaşadılar. İnkılap tarihinde aa ben bunu çözmüştüm, aa bunun benzeri gel demek istiyorsanız ki istediğinize eminim mutlaka bu kaynaklarımızı çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu Zoru Bankamızın eko kitabı da var, daha ekolojik ekonomik olanı. Neyse şimdi balla başladık ama şimdi güzel bir şekilde Tankut'la beraber bu konuyu gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Artık milli mücadeleyi bitirdik ve ne oldu? Ankara'yı başkent ilan edeceğiz ve sonrasında da Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Hatırlarsan sürecimiz şöyleydi, hemen anlatmak istiyorum. Normalde ne olmuştu? Birinci Dünya Savaşı olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşlar bitince Mondros Ateşkesi imzalanmıştı. Mondros Ateşkesi'nden sonra işgaller başladığı için biz Kuvayi Milliye ve yararlı cemiyetlerle milli mücadele yapmıştık. Sonrasında kongreler yapılmıştı. Kongrelerden sonra milli mücadele hızlı bir şekilde devam edip ardından nereye gitmiştik Tankut evladım benim? TBMM'e gitmiştik. TBMM açıldıktan sonra da Kurtuluş Savaşı yapılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nda doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlarla, batıda Yunanlarla mücadele etmiştik. Hatta şöyle haritadan gösterelim. Doğuda Ermeniler, güneyde Fransızlar, batıda Yunanlarla mücadele etmiştik. Sonrasında savaş bittikten sonra bak Birinci Dünya Savaşı bitince, Mondros Ateşkesi, Kurtuluş Savaşı bitince de Mudanya Ateşkesi'ni yapmıştık. Mudanya Ateşkesi. Sonrasında da biz artık bizi Lozan Konferansı'na çağırdılar. Ama Lozan Konferansı'na çağırırlarken aynı zamanda padişahı da çağırdıkları için biz 1 Kasım 1922'de yani şurada saltanatı kaldırdık. Ve saltanatı kaldırdıktan sonraki gündeyiz. Yani şu an buradasınız. Hazır mısın? Hazırım hocam. Evet, şimdi başlayalım. Ankara'nın başkenti seçilmesi 13 Ekim 1923'teyiz. En son 1922'de saltanatı kaldırdık 1 Kasım 1922'de. Öncesinde Mudanya Ateşkesi vardı. Şimdi 1923 yılındayız ve Ankara'yı başkent ilan edeceğiz. Peki neden Ankara'yı başkent ilan etmiş oluyoruz? Hocam çünkü Ankara çok merkezi bir yer, büyük bir yer. Bu yüzden hocam. Çok güzel. Gerçekten mantıklı. Ankara merkezi bir yer. Ama Türkiye'nin Anadolu'nun merkezinde yani hem Batı cephesine yakındı savaş sırasında. O yüzden biz Ankara'yı belli bir yer olarak belirlemiştik. Hem Doğu cephesine yakındı hem de Ankara geçmişte de Ahi Cumhuriyeti'nin başkentiymiş. Ve coğrafi olarak da Anadolu'nun ortasında ve şöyle düşün. Sonradan Lozan Konferansı'nda diyecekler ki buraları diyecekler şey yapalım. Nedir onun adı? Burada Boğazlar'da itiraf devletleri de kontrol hakkına sahip diyecekler. Yani itiraf devletlerinin de olduğu bir komisyon kurulacak Boğazlar için. Şimdi düşünsene burada itiraf gemileri var. Sen de burada da başkentin var. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Hem başkentisin hem de yabancıların kontrolü. Olmaz. O yüzden itiraf gemilerinin gezdiği bir yerde biz başkent yapamayız dedik. Ve aynı zamanda yeni bir devletin kuruluşunu hissettirmek istiyoruz. Yeni bir milli egemenliğin olduğu, cumhuriyetin olduğu, yepyeni bir devletin havasını hissettirmek istiyoruz. O yüzden Ankara'yı başkent olarak belirledik. Zaten Mustafa Kemal de Ankara'nın bizzat başkent oluşu sürecinde, Ankara'nın güzelleştirme sürecinde bizzat kendisi gayret gösterdi. Orada mesela ben Ankara'da okudum Tankut evladım. Ankara'da gerçekten iklim berbat. Yazlar kurak, kışlar kurak. Her zaman kurak yani. Yağmur yok. Sadece denizi çok soğuk hocam. Deniz falan yok. Ne denizi? Bir göl var gölbaşı. Evet, o da küçük mintoş bir göl. Yani beni de tebrik ediyorum seni. Ama Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda askerlerimiz can yeleğiyle bekliyor. Orası ilginç bir şey tabii ki. Burada şu çok ilginç. Ankara gerçekten çok normal, kötü böyle ormanlık, orman yok, bir şey yok. Diyorsun ki niye burası? Mustafa Kemal Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni kuruyor. Ve Ankara'yı böyle günlerce yeşil yapmak için, güzel bir kent yapmak için aylarca, yıllarca bizzat kendisi uğraşıyor. Ve şunu demek istiyor. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti savaştan çıktığı sırada zor durumdaydı, böyle şeydi ama küllerinden doğabildi. Güçlü bir ülke haline geldik şimdi. İşte Ankara'da da onu gösteriyor. Diyor ki itiraf devletlerine. Bakın diyor, bu Ankara görüyorsunuz değil mi? Burası bozkır. Ben burada Türk Orman Çiftliği'ni kurdum. Burayı yemyeşil hale getirdim. Burada güzel bir kent kurdum ya. Bu küçük kasabayı kent içerdim ya. Türkiye Cumhuriyeti işte böyle olacak demek istiyor. O yüzden Ankara'nın sembolik bir önemi de var. Halk da destek veriyor. Şimdi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Fakat Cumhuriyeti ilan etmeden önce
tank törenleri. Şu anekdotu düşmek istiyorum. Şimdi saltanatı kaldırdık. Tamam. Lozan Konferansı'na gittik. Lozan Konferansı'ndan sonra Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Dolayısıyla bak çok ilginç bir şey var. Dikkatini çektim bilmiyorum. Cumhuriyet'in ilan edilmesinden önce biz bağımsızlığımızı tescil etmişiz. Yani 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında padişah var. Kurtuluş Savaşı yapıldığında padişah var. Mutanya Ateşkesi imzalandığında padişah var. Padişahlık kaldırıldığında yine halifelik var ama cumhuriyet yok. Yani biz Lozan'a gidiyoruz. Adamlar diyor ki hoş geldiniz, hoş geldiniz, merhaba. Siz neyle yönetiliyorsunuz? Padişahlıkla. Kaldırdınız padişahlığı. Cumhuriyetle. Daha cumhuriyeti ilan etmiyoruz. O ara bir boşluk mu var hocam? Aynen. Lozan Konferansı'nda bizim rejimimiz belli değil. Dolayısıyla bir rejim sorunumuz var. Devlet başkanımız belli değil. Ya kardeşim meclis varken Ankara'da da meclis var. İstanbul'da da Osmanlı ve Musa Meclisi vardı. Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'da da padişah vardı. Ankara'da da TBMM vardı. Mudanya teşkil... Ya bir garip yani. Lozan Konferansı'ndan sonra biz bağımsızlığımızı tescil ettikten sonra yani kapitülasyonları kaldırdıktan, sınırlarımız belirledikten sonra diyoruz ki yeter artık. Biz rejimimizi belli edelim. Hatta bununla alakalı güzel bir şiirimiz yazıldı. Lütfen şiir okuyabilir misin Tanrı evladım? Cumhuriyet ilan edildi 29 Ekim 1923'te. Ulusumuz mutlu oldu bugün. Mustafa Kemal'in müjdesiyle halkın iradesi egemen oldu. Ulusal egemenlik ilkesi refah ve huzur doldu vatanın her köşesi. İlelebet Cumhuriyet dedi atam, yürüdü gençlik hiç durmadan. En büyük eseri budur. Türkiye için büyük gurur. Harikasın. Gerçekten ciddi, güzel ve istekli okudun. Tebrik ediyorum. Sonunda biraz heyecanlandım hocam. Heyecan olacak. Heyecan olmazsa olmaz. Başarı yani. Olmaz. Başarı olmaz. Zaten heyecan, stres bunlar başarının en güzel unsurları. Şimdi geldik Cumhuriyet'in ilanına. Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyor. 28 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk. Ve nedenleri. Birincisi devlet başkanlığı sonu var. Az önce söylediğim şey. Kim ya sizin başınızdaki adam? Belli değil. Hükümet bunalım var. Ya yani kim bu ülkenin hükümeti kim? Ulusal egemenliği güçlendirmek istiyoruz. Ve rejim belli değil. Ya. Rejim belli değil. Hatta bunu yazalım. Rejim yok. Yani saltanat mı? Saltanat yok. Meşrutiyet mi? Meşrutiyet yok. Cumhuriyet mi? De cumhuriyet ilan edilmemiş. Kardeşim siz ne? Oligarşi mi? Teokrasi mi? Ne sizin yönetiminiz? Rejim sorunu da var. O yüzden önemli nedenlerden bir tanesi bu. Sonucunda milli egemenlik yani insanların sandığa gidip oy vermesi dediğimiz milli egemenlik ve demokrasi anlayışı güçleniyor. İlk cumhur reisi yani cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakan İsmet İnönü, ilk meclis başkanı da Fethi Okyar ve kabine sistemi var. Kabine sistemi dediğimiz şey burada insanlar artık meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçiyoruz. Eskiden meclis hükümet sistemi vardı. Meclis hükümet sistemi şu, bak yazıyorum buraya. Meclis hükümeti sisteminde şöyle bir şey var. Şu meclis ya, şurası meclis başkanı. Meclis başkanı aynı zamanda başbakan oluyor. Buradaki milletvekillerinden kimisi dışişleri bakanı oluyor, kimisi içişleri bakanı olabiliyor, kimisi milletim bakanı olabiliyor, kimisi savunma bakanı olabiliyor. Aynı sizin sınıfınız gibi. Sınıfınızda içlerinden bir tanesi başkan oluyor, sınıf başkanı oluyor. Ama kabine sistemi ise şu anki ülkemizde yapılan sistem gibi. Ne oluyor? Şeyler var, partiler var. Partilerden diyelim ki A partisi en fazla oy aldıysa A partisinin kabinesi kendi bakanlarını yerleştiriyor. B partisi ikinci parti olduğu için o muhalefet partisi oluyor. O hiçbir bakanı çıkaramıyor. C partisi de ikinci muhalefet oluyor. O da orada bekliyor. Şimdi dolayısıyla burada çok çok önemli. Sen kabine sistemi yaptığın zaman artık partiler de var diyebiliriz. Ve ilgili ilkesi de cumhuriyetçilik. Şimdi bir tane sorumuz var. Diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Tarihçi Abdurrahman Şeref Bey'in yukarıdaki sözlerine göre cumhuriyetin gerçekte hangi olayla birlikte ilan edilmiş olduğu söylenebilir. Halifeliğin kaldırılmasıyla, Türkiye Birlik Meclisi'nin açılmasıyla, Lozan Konferansı'nın toplanmasıyla, Londra Konferansı toplanmasıyla. Bak şimdi soruya geri dönüyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur dedikten sonra artık bu cumhuriyettir diyor. Biz bunu ne zaman demiştik? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman demiştik. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bununla alakalı gelebilecek soruyu söyleyeyim. Meclisin açılışında diyor ki milletvekillerinden bir tanesi. Bu meclis milletin ta kendisidir diyor bak. Milletin ta kendisidir. Burada anlatmak istenen nedir diye sorabilir bize üstte bilgi verip. Burada anlatmak istenen şey şu. O zamanki meclisin içerisinde hacılar var, hocalar var, çobanlar var, çok fakir insanlar var, çok zengin insanlar var, ağalar var. Aşırı Türk milliyetçisi ya da aşırı Kürt milliyetçisi ya da aşırı Çerkez milliyetçisi ya da aşırı... Herkes var yani. Bu millet milleti ta kendisi yani. Sadece belli insanlar yok. Sadece zenginler yok mesela. Dolayısıyla kozmopolit herkesin olduğu meclise milleti ta kendisi diye bir soru gelebilir. Ödüllü sorumuzda yapıyoruz, yorumları yolluyoruz. Şimdiden sınavlarında başarılar.